Teknobot'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Benim Emin Bugün sizlerle birlikte Huawei Matebook diyecektim Recep. <laughs> Aman Emin her şey birbirine karıştı. FreeBuds <laughs> Studio'yu inceleyeceğiz. FreeBuds <laughs> Studio nedir? Önce ondan başlayalım. Huawei'nin TVS ailesinde birçok farklı kulaklığı var. Yani tam kablosuz kulaklık alanında pek çok ürünü var Ali. Bu kez Yine tam kablosuz bir kulaklığımız var ama kulak üstü. Hiçbir şekilde kablo çıkmaması gerekiyor kutudan o zaman. Tam Yok kablosuz çıkacak. Zaman. çıkacak. Çıkacak. Mı? O da, o da konuda, şarj kablosu. <laughs> o konuda çok tartışma oldu daha önce biliyorsun. Bu arada çekime biraz geç gelmemin sebebi güzel bıçağı aradım. Maket bıçakları arasında özellikle metalik olanı. FreeWatt Studio'nun arkadan şöyle jelatinini keserek başlayayım. Böyle ürünleri açarken ürünleri kesmemiz gerekir. İnce böyle şey gibi, neşter gibi çalıştım kabaca yırtıyorum Nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Aynen öyle. <laughs> Maksat biraz eğlenelim. Çünkü bu yeni kulaklıklar biraz eğlence amaçlı, güzel müzik dinleme amaçlı. Akıllı özellikleri var. İçlerinde yeni nesil teknolojiler var. Daha önceki kulaklıklarda sürücüler vardı. Dijital analog ya da analog dijital dönüştürücü olabiliyordu. Şimdi yeni artık kulaklıkların içinde işlemci var. Huawei'nin Kirin A1 işlemcisiyle birlikte hem ANC hem de farklı özellikler geliyor. Bunları anlatacağım. Özellikle ANC'de ben geçmişte çok rahatsız olan biriydim. O evet. biri kulağınıza böyle vuruyormuş veya baskıda tutuyormuş hissiyatı olur ya. Bu özellikle mikrofonları kullanarak içeriye hava girişini de sağlayan, o sesleri dengeleyen evet. ANC'ler inanılmaz hoşuma gidiyor. O yüzden hakikaten kullanmak için heyecanlandığım ürünlerden biri. Öncelikle onun bir altını çizelim Emin. Çünkü dediğin şey çok önemli. ANC eskiden de vardı. Active Noise Cancelling. <laughs> Aktif ses engelleme teknolojisi. Beyaz ses oluşturmak dediğimiz bir şey var. Bir dalganın karşısına... Aynı dalgadan çıkardığınız zaman ikisi birbirini düzlüyor, yok ediyor. Ses de dalgalar haline geldiği için böyle bir teknoloji var. Ama eski ANC'lerde dediğim gibi kulakta bir uğultu, basınç, uçağa hissiyatı vardı. Sonrasında geliştirilen bu aktif ANC'ler özellikle çok daha gelişmiş bir teknolojiye dayanıyor. Bir de dışarıdayken özellikle etrafınızda ne olup bittiğini anlamanız açısından bu farkındalık modları da çok önemli. Bu kulaklıklarda onun da çok iyi bir şekilde sağlanıyor olması güzel. Ben FreeWass Pro'dan hem... Farkındalık ve evet. gürültü engelleme tarafında çok memnun kaldığımda FreeBuds Stüdyo'da da daha da iyi olarak bu özelliklerin olacağını düşünüyorum. Daha yani denemeden. Beklentin önceki kulaklıklarda verdiği şey ile yeni kulaklıkta <laughs> kulaküstü modelde de bunları vermesi yönünde mantıklı bir beklenti. Ben de öyle bekliyorum. Çünkü Huawei'nin özellikle FreeBuds Pro'sunu deneme imkanınız olduysa gerçekten yeni nesilde ne sunduğunu kulak içi kulakların görmüşsünüzdür. Karşımıza çıkan şey sadece burada. Neler oldu? Evraklar oldu bize gelen sürümde. Bize Huawei'den bu arada bu kulaklığın geldiğini söylemek istiyorum. İncelememiz için, denememiz için. Çok şık bir kutu içerisinde çıkıyor. Beyaz, altın rengi yazılar. Kulaklığın kendisinin bir görseli ve bir taşıma çantası. Ve bu taşıma çantası gayet nasıl diyelim konvansiyonel, gayet normal, gayet hoş duruyor. Baktığınız Çantana zaman. at, devam et yoluna. Evet. Özellikle bunu niye söyledim? Çünkü farklı taşıma çantaları <laughs> da var. Aşağıda yorumlarda siz anladınız. Onun yorumları gelecek alternatifler. Hoşuma gidenler, gitmeyenler güzel çıkıyor kuttan. Şunlar yalnız bu premium'un arasında biliyorsunuz <laughs> silik acel yememeniz kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Bir tane de sünger ve kulaklık var. Şimdi burada aslında güzel bir bant yerleştirmişler. Kulaklık hafif gerçekten. Bakayım. Evet. 260 gram. Evet. 260 gram. 260 gram. Burada bir bilgilendirme kağıdı var. Daha kulaklığı alır almaz elinize. Bu bilgilendirme kağıdının üzerinde fonksiyonlar yazıyor Alem. evet bu fonksiyonlar şu şekilde yukarı ses açma aşağı işte ses ses kısma iki kere dokunursanız sonraki parçaya geçme bir kere dokunduğunuzda durdurma dokunmatik olarak sağ kulak tarafından bunları yapabiliyorsunuz güzel sağ elini ağırlıklı kullananlar düşünülmüş sol tarafta var mı dokunmatik alan yok yok mu evet solak olarak eminin dramını burada yaşıyoruz onu incelemede belirtirsin. Şimdi şurada da bir tane USB tip C kablomuz var. Bir ucu tip A, diğer ucu tip C. Tamam gerçek bir kablosuz kulaklık ama sonuçta bunu şarj edeceğiz. Normalde bunun kulaklığın şarjı ne kadar gidiyor? 24 saati geçen bir şarj ömrü vaat ediliyor. ANC ise. ANC açık ise de bu 15-18 saate düşecek diye tahmin ediyoruz. Şu ana kadar yazılanlardan. Fakat tabii ki denediğimiz zaman daha sağlıklı bilgi verme imkanımız olacak. Bunlar hep ilk bakış statüsünü almanız gereken bilgiler. Tip C bağlantısının olması çok güzel bir şey. Eğer hızlı şarjınız varsa bu kulaklığı 10 dakika şarj edip 5 saat saate yakın bir süre kullanabiliyorsunuz. E bunlar önemli noktalar. Vaktiniz olmadığında hızlı bir şekilde şarj edin veya bir powerbank'e bağlayın. Hemen şarj olup kullanabiliyorsunuz yani. Bakalım göreceğiz deneyeceğiz. Şimdi kulaklığın tasarımı gayet güzel. İnce zarif bir kasas çerçevesi var. Üst kısımda plastik, iç kısımda vegan deri kullanılmış. Kulak içinde de bu kullanılmış. Yani gerçek hayvan derisi artık zaten kulaklık üreticileri kullanmıyor. Vegan deri diye özellikle belirtiyorlar. Deri kulak yastıklarının en büyük avantajlarından bir tanesi ses yalıtımını daha iyi yapmasıdır. Genel olarak şunu tavsiye ediyorlar. Kulaklıkları kulağınıza iyi oturtun. Çünkü hem ANC'nin hem basıncın dengelenmesi, güzel çalışması için iyi bir şekilde oturması gerekiyor. Bu yüzden de kulaklıklar bu şekilde içeri doğru hafif oynayabiliyor. Ve aynı zamanda bu şekilde çekip içeri geri yaptığınız zaman kafanızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklıklar bir de böyle masaya doğru dönebiliyor. Çantasına koyup kaldırmak için güzel. Ama tabii ki böyle bir kulaklıkları sanki katlayacakmışım gibi bir işaret var bir burada. Bir hissiyat Aynen. var ama yapmayın. Böyle bir şey yok. Kulakları için <laughs> doğru katlanmıyor. Yani bu şekilde kullanılıyor. Beklediğimden daha ufak emin. Metal kasa güzel ama dediğim gibi beklediğimden daha hafif, daha taşınabilir bir kulaklık olarak görünüyor. Şöyle bir takayım ben de bir. o hissiyatı İlk defa deniyorsun. Bayağıdır bekliyordum. Bir şey diyeceğim. Ee, Yakıştı. Şu an çalışmıyor ve yine de iyi bir ses yalıtımı sunuyor. O bahsettiğim vegan deri olayı bu yüzden olabilir. Aynen. Ben şu an galiba yüksek sesli konuşuyorum. Yüksek sesli konuşmaya <laughs> başlıyorsun. Deri kulakçıkları taktığınız zaman ses yalıtımı artıyor. Şimdi telefona bağlamak, eşlemek için uygulama kullanabiliyorsunuz ama uygulama kullanmanıza gerek yok. Bu kulaklığın içerisinde Bluetooth 5.2 bağlantı var. Bluetooth 5.2 iki cihaza birden aynı anda bağlanabildiği için telefonunuz, bilgisayarınız ya da tabletiniz telefonunuz arasında kesinsiz bir geçiş vaadi var. Çok önemli özelliklerden bir tanesi. Bluetooth'un her sürümüyle birlikte enerji tüketimi düşüyor. Doğal olarak bu kulaklığın özellikleri artıyor. Fakat esas olayı ne derseniz bluetooth filan değil esas olayı ses kalitesi 448 kHz arasında bir ses bandında özellikle LHC teknolojisinde desteğiyle birlikte 980 kbps ses aktarımı yapabildiği iddia ediliyor. Bundan çok büyük bir ses beklentimiz var. Hi-Fi bir kulaklık deneyimi bekliyoruz. Bunu sunup sunmayacağına da bakacağız. Bluetooth ile bağlamak için uygulama gerekli değil ama kurarsak ne oluyor Emin ona bakalım. Şöyle Huawei'nin App Gallery'de özel bir uygulaması var. Başka hiçbir platform yok. Yani eğer Android cihazla kullanıyorsanız App indirmeniz gerekiyor. AI Life adında bir uygulama. AI Life uygulaması belli bir seviyede size kulaklık üzerine kontrol imkanı veriyor. Çünkü kulaklık kutudan çıktığında ve siz herhangi bir cihazınızı eşlediğinizde dinamik olarak ANC sağlıyor bize eğer bu ANC seviyelerini evet. kendi istediğiniz gibi ayarlamak istiyorsanız insan sesini rahat duyabileceğiniz insan sesi tonuna geçirmek istiyorsanız ve kulaklığın tam potansiyelini kullanmak istiyorsanız bir Huawei evet. cihazla gerçekten çok iyi ikili oluyor. Evet aynı şekilde Huawei olmayan telefonlarda da herhangi bir başka marka telefonlara ne yapabiliyorsunuz? Android uygulamasını sideload dediğimiz uygulama mağazası olmadan doğrudan APK ile kurabiliyorsunuz. APK'dan kurma işlemi için geliştirici ayarlarına girip 3. kaynaklardan gelen yazılı kurmaya izin vermeniz gerekiyor. İzin ver dedikten sonra Huawei'nin sitesinden indirdiğiniz APK'yı telefonunuza kurabilir. Bu sayede bağlayabilirsiniz. Burada neleri görüyoruz? Gürültü kontrolü ayarını görüyoruz ve hemen güncelleme varsa güncelleme de geliyor. İndir ve yükle diyerek güncellemenizi kurabilirsiniz. Şarj seviyesini görüyorsunuz. Batarya seviyesini görmek önemli. Bu batarya seviyesini takip etmek için de uygulamayı kurmayı tercih edebilirsiniz. Peki Emin sesli asistan var mı? Ya da ben buna sesli komut verebiliyor muyum? O tür şeyleri destekliyor mu? Hayır desteklemiyor çünkü Huawei'nin sesli asistan desteği yok. Ben yine yüksek sesli konuşuyorum. Evet. Kulaklığı aslında şöyle yapabiliriz yüksek sesli konuşmak için farkındalık moduna geçiriyorum. Konuş bakayım. Şimdi normal konuş. Zaten bakayım derken sesin. Farkındalık modunu şu an çok beğendim. Güzel. Farkındalık çok modunu bile etti. Çok iyi. Farkındalık deneyeyim. modu gerçekten çok iyi. Be devam. Ayrıca varayım. E, Quick Resume devam etmişler. Hızlı devam et, hızlı durdur olayı da çok iyi. Tak diye bağlanacak şimdi bak. Bağlandı. Evet farkındalık modunda side tone dediğimiz diğer kulak kartı gibi bir özellik var. Kendi mikrofondan sesimi çok net bir şekilde duyabiliyorum. Artık bağırmadan konuşuyorsunuz. Hatta sesi biraz yüksek veriyor. Şu an kısık sesle konuşuyor olabilirim, değil mi? Biraz daha Gayet kısık sesle konuşuyorsunuz. Gayet normal. Normal. Gayet normal konuşuyorsun. Güzel ANC etkisini hissediyorum. Şimdi uygulamada başka ne var? Kısa yollar var, ses kalitesi var, kulaklıklarımı bul seçeneği var. Yani kulaklığınızı kaybederseniz kulaklığınızı bulabilirsiniz. Giyme algılama var. Özellikle giyme algılama kulaklıklar çıkartıldığında ses dosyası duraklatılır. Oynatma cihazı değiştirilir. Yeniden taktığınız otomatik devam eder. Bunu sevmeyenler de var Emin. Ben bazı kulaklıklarda ses dışarıdan duyuluyor mu diye kulaklığı çıkarıyorum. Hı, ses evet. kesiliyor. İstemiyorum bunu buradan kapattığım zaman sesin dışarıdan duyulup duymadığını biraz daha iyi anlayabiliyorum. Mesela bu kapattığımız. Ben kulaklığı çıkarttığımda o aslında işini yapmaya devam ediyor. Ben bir bunun ultra e, gürültü engelleme moduna bakmak istiyorum. Dediğim gibi gene hiçbir şey duymuyor. Duyma, ben konuşmak Bu dinamik için. bir de biliyor musun eyvah eyvah. Ultraya getirelim bakalım. getir. Yok, o kadar duyuyorum canım. Duyuyorsun değil mi? O, o kadar değil. Yani, ya. Dibinde araba falan geliyorsa duyabilmen lazım. Zaten tabii o moda O kadar, kadar lazım. çok yüksek bir sesi olmadığı için ultra ile şey arasındaki farkı şu anda o kadar anlamıyorsun. Ama hani ben net olarak şu an desibel seviyemi yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü duymuyor mu kendimi? Duymadığın için, şey? kendini duymadığın için şey yapıyorsun. Şimdi elektrik süpürgesi açabilirsiniz, klima açabilirsiniz ya da bir uçağa binebilirsiniz. Uçağa binmek tabii şu an pek mümkün şey değil. Fakat bunları yaptığınız zaman arka tarafta devamlı rahatsız edici basınçlı bir ses olduğunda komşunuz matkap çalıştırdığında ultra modu kullanmak isteyebilirsiniz. Biraz ses huzuru sağlamak ve çalışmaya konsantre olmak için ANC önemli. Kullanıcılar için bütün bu özellikler güzel ama tabii ki pek çok ses seven kullanıcı sürücülerin kalitesini merak edecek ve sürücülerin boyutunu merak edecek emin duymuyorsun tabii ki. 40 mm sürücüler kullanılıyor. Bu sürücülerde de yine Huawei'nin özel teknolojileri <laughs> kullanılmış ve Kirin A1 çipinin kullanıldığını da söyledik. Aşağıda yorumlarda bize bu kulaklıkla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Emin kulaklıklarını çıkartmış olacak ve soruları da duyacak, cevaplayacak diye tahmin ediyorum. Son olarak fiyattan da bahsedelim. Özellikle Huawei ekosistemindeki tamamlayıcı ürünlerden biri tıpkı FreeBuds Pro gibi. Evet. Benim şu anda ilk izlenimde çok beğendiğim bir kulaklık oldu ve fiyatı da arkadaşlar 3499 Türk lirası Ucuz bir kulaklık değil kulak üstü kulaklıklarda yeni nesil içinde işlemci olan kulaklarda gördüğümüz 3-4 binli fiyat seviyelerini burada görebiliyoruz. Fakat daha premium diyelim daha üst seviye kulaklardan bir tanesi olduğunu gösteriyor. Benim bir tane sorum var Emin bunun farklı rengi var mı? Siyah var, dışında var. böyle özellikle kahverengi filan gibi böyle deriler biliyorsun ya onlar çok güzel oluyor. Espresso rengi diyorlar. Başka kulaklarda gördüğüm ve beğendiğim bir renk olmuştu o çünkü. Tasarım, görünüm ve ilk izlenimlerimiz son derece olumlu. Devamında da dediğim gibi yorum ve sorularınıza göre birlikte ilerleyeceğiz. Yeni kutu açılış videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.